Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Haydi Sahaya projesine birçok özel kuruluştan da destek geldi. Proje kapsamında çalışmaları genişleten özel okullar çocuklar için projeye sahip çıktı. Yüzlerce öğrenciye basketbol kültürü aşılanıyor. Sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Milli Eğitim Bakanı spor ve sanata verdiği önemi bu sözleriyle aktarmıştı. Gençlere basketbolu sevdirmek için başlatılan Haydi Sahaya projesi özel okul camiasında da geniş yankı buldu. Öğrencilere basketbolu sevdirmek için çalışmalara ağırlık verildi. Geçen sene itibariyle Bahçeşehir Koleji basketbol kulübünü kurduk. Bu sene Süper Lig'e çıktık kulüp olarak. Kulübü kurma amacımız gerek kendi öğrencilerimiz gerekse de Türkiye'de bulunan 123 noktadaki kampüsümüzle o illerdeki spora ulaşamayan gençlerimizi bir şekilde sporla buluşturmak ve bu gençlerimizi sporun içine daha da çok çekmek. Haydi Sahaya projesine destek veren eğitimcilerin iki temel amacı bulunuyor. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle madde kullanımı sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına. İkincisi de fair play ruhu. Yani rakibi alkışlama, kendi takımını alkışlama ve fanatizmden uzak kalma. Amaç sokaktaki çocukları sahaya taşımak. Gerek kendi öğrencilerimiz gerekse de ki o ildeki maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerden herhangi bir ücret talep etmeksizin altyapılarımıza çağırıyoruz. Profesyonel bir sporcu olmasını da çok beklemiyoruz. Biz bunlara bir şekilde tarladan alıp, sokaktan alıp, okuldan alıp sporun içine sokabilirsek. İlerideki hedefse projeye dahil olan çocukları NBA'de görebilmek. Türk basketbolcusunu ufak yaştan alıp yetiştirmek ve bunları ileride inşallah işte gerek baskette olsun, NBA'de olsun, gerek başka branşlarda olsun Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmelerini sağlamak.